Erdoğan, Ankara'dan seçim sürecini takip edeceği merkezi ilk defa ziyaret etti ve açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı makamının vitrin makamı olmadığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi havasına girdi. Adaylar mitinglerine başladılar. Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da seçim çalışmalarını yürüteceği koordinasyon merkezini ziyaret etti ve merkezin resmi açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Erdoğan'ı seçim merkezi önünde çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaş topluluğu karşıladı. Erdoğan'ı Gazi Osman Paşa'da bulunan seçim karargahında bakanlar ve partililer yalnız bırakmadı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının vitrin makamı olmadığını söyledi ve 11 Temmuz'da açıklanacak vizyon belgesinin de ipuçlarını verdi. Bu yolculuk inanıyorum ki bu farklılığını ortaya 10 Ağustos'ta da koyacaktır. İnşallah Cuma günü vizyon belgemizi açıklayacağız. Ve bu vizyon belgesinin hazırlık çalışmaları işte bu merkezde yapılıyor. Bir kolektif akıl tarafından bu hazırlanıyor. Siyasetin dışında Cumhurbaşkanı asla düşünmek mümkün değil. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı vitrin makamı değil derken köşkün önceki sahiplerine göndermede bulundu. Ancak bunu yaparken Abdullah Gül'ü ayrı tuttu. Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin tam aksine tepe noktasıdır. Ama bunu anlamayanlar, bilemeyenler olabilir. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ülkemizde de bugüne kadar böyle olmuştur ama bunun bir gelenek anlayışı içerisinde yürütenler olmuş olabilir. Buna tabii Sayın Gül'ü dahil etmem mümkün değil. Çünkü biz birlikte ciddi bir mücadele verdik. Erdoğan dört katlı binanın dışında dev posterleri, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanan logoların yer aldığı binanın kurdelasını partililerle kesti. Başbakan Erdoğan 10 Ağustos'a kadar seçim çalışmalarını Ankara'da olduğu süre boyunca bu merkezden yönetecek. Milletin adamı sloganıyla seçimlere hazırlanan Erdoğan'ın kampanyasının ana başlangıç noktası İstanbul olacak. Başbakan 10 bin kişinin katılacağı tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Erdoğan'ın seçim kampanyasının koordinasyonunu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik yürütecek. Erdoğan'ın miting programları Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ramazan'da bir günde bir miting yapacak olan Erdoğan, bayram sonrasındaysa miting sayılarını ikiye çıkaracak.